Merhaba sevgili güzel dostlarım. Güneş artık Akrep Burcu'nda. Evet, bu ne demek? Astroloji ile ilgilenen, bilen, hatta epeyce bilen dostlarımız var. Bir de bilmeyen ama öğrenmek isteyen, dinleyen dostlarımız var. Onlar için şöyle anlatayım. Güneş her ay bir burç değiştirir ve kendi doğasını o burcun doğasıyla birleştirerek bize yansıtır ve Güneş'in her ay burç değiştirmesiyle beraber o burcun özellikleri hayatlarımızda ön plana çıkmaya başlar. Tabii ki diğer tüm gezegenlerde kendilerine verilmiş olan ilahi sürede, sistemin vermiş olduğu sürede burçları değiştirirler, gezerler ve hepsinin başka başka özellikleri vardır. Şimdi Güneş'in Akrep Burcu'ndaki seyrinden bahsedeceğim. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Mesela Ay'da 2,5 gün civarında bir burç değiştirir ve o burcun özelliklerini bizim hayatımızın içine, duygularımıza, günlük akışın içine karıştırır. Bu şekilde yorumlar yaparız. Günlük yorumları size genelde bu şekilde yapıyoruz. İşte o yüzden hayat inişli çıkışlı, her şey değişken. Sabah gülerek uyanıyorsunuz, öğlen bir haber alıyorsunuz, moraliniz bozuluyor. Akşam iyi uyuyorsunuz, sabah tekrar iyi uyanıyorsunuz. Belki yine öğlen şaşırtıcı bir olay yaşıyorsunuz değil mi? Hayat hep böyle hepimiz için inişli çıkışlı. İşte bu bir sistem ve sistemi anlamaya çalışan, sizlere anlatmaya çalışan yorumcularız biz de. Evet, Güneş Akrep Burcu'na demek. Önce biraz Akrep Burcu'ndan bahsedelim. Astrolojide 8. evle ve 8. ev konularıyla ilişkilendirdiğimiz bir burçtur. Ne demek 8. ev konuları? Arkadaşlar, 7. evde ilk defa terazi burcunda mesela başkalarıyla ilişki kurmaya başlarız. Başkalarıyla ilişki kurmayı öğreniriz. İsteriz, arzu ederiz ama İş artık Akrep Burcu'na 8. eve geldiğinde o ilişkiler derinleşmeye başlar. Tutkulu bir hal almaya başlar. Akrep Burcu 8. ev konuları dediğimiz zaman miraslar, borçlar, krediler. Mesela Boğa Burcu gelenleri, gelen parayı anlatıyorsa Akrep Burcu çıkanları, çıkan paraları, borçları, alacak verecek mevzularını anlatır. Daha çok masraflarımızı anlatır. Aslında eşten gelen, ortaktan gelen, bazen hatta avantadan gelen paraları da anlatabilir. Biraz daha krizli, biraz daha üstü örtülü, biraz daha karanlık enerjili olduğunu düşündüğümüz bir evdir. Çünkü burası ölümle de ilişkilendirilen bir alandır. Tabii ki ölüm bir yok oluş değil, biliyorsunuz, bir dönüşüm. Artık bunu öğrendik. Sonbahar zamanı ne oluyor? Yapraklar dökülüyor, toprak ölüyor, doğa ölüyor. Adeta orada hiçbir çiçek yetişmeyecekmiş gibi toprak kahverengiye dönüşüyor. Ağaçların dallarında yaprak kalmıyor. Ama ne oluyor sonra? Baharda tekrar yeşeriyor ve tekrar toprak canlanıyor. İşte Akrep Burcu bir daha yeniden doğmak ve yenilenmek üzere doğanın öldüğü zamanla ilişkilendirilir. Nemli ve soğuk bir tabiatı vardır. Ve genel olarak biliyorsunuz son derece kerizmatik insanlardır. Benim böyle sürçülisan edeceğim, tekrar videoları başa almak çok zor oluyor, affınıza sığınıyorum. Son derece karizmatik insanlardır, karizmatik, bir de konuşsam. Plüton etkisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela sadece akrepler değil, akrepler, yükselen akrepler, ay akrepler, yükseleninde Plüton yükselenler bu etkiyi taşırlar. Çok karizmatik, gözleri, bakışları son derece etkileyici. Hayatınızda bir akrep varsa veya bir akrep burcu enerjisine maruz kalıyorsanız ya da siz bu enerjiyi taşıyorsanız sizin için öylesine aman öyle canım istemişti diye bir şey yoktur. Her şey planlı, programlı, neden ve ne kadar istediği bellidir. Akrep burcu ortada gezen şeylerle uğraşmaz, uğraştırmak istemez. Nettir, bir şeyi çok ister, tutkuyla ister ya da hiç istemez. Hayatında neyin yer alıp neyin yer almayacağını kontrol etmek, bilmek, hesap etmek ister. Son derece evet kıskançtır. Özellikle ikili ilişkide partnerini asla paylaşamaz. Aldatılma duygusuna kapıldığı anda zaten ne yapar eder bunu ortaya çıkartır. En iyi dedektifler, en iyi cerrahlar, en iyi doktorlar, en iyi katiller ve seksle de çok ilgili olduğu için bunu en iyi şekilde yapanlar, cazibesiyle karşı tarafı büyüleyenler de Akrep Burcu'ndan çıkar arkadaşlar. Akrep zamanı dediğimizde nelere yoğunlaşmalıyız? Mesela böyle zamanlarda cinsel yaşamımızı canlandırmaya odaklanabiliriz.
Cinsel hayatımızda eksilerimiz neler, artılarımız neler, sorunlarımız var mı, cinsel sağlık problemlerimiz var mı? Bunlara odaklanabiliriz. İç çamaşırlarımızı yenileyebiliriz. Bedenimizin güzelliğini, seks apelini ortaya çıkarmak için bir şeyler yapabiliriz. Yani bunu illa kötü anlamda yormayın. Zaten bizim başımıza ne geldiyse kendi bedenini reddeden, kendi cinselliğini reddeden, eşinden bile utanan bir toplum olmamızdan dolayı geldi. Aksine sevmeyi, karşı tarafla hemdem olmayı, sevişmeyi de bir güzellik olarak görebilseydik belki eşlerimizle çok daha mutlu yuvalarımız olacaktı. Yani bunları düşünebilirsiniz. Bunlar ayıp, günah değil. Böyle baktığınız her şey sizden uzaklaşır ve öylesine bir hayat yaşamış olursunuz. İşte akrep zamanında ben öylesine mi yaşıyorum? Ne kadar derinleşebiliyorum ilişkilerimde? Bunları sorgulayabilirsiniz. Ne kadar kıskanç olduğunuzu, ne kadar tutkulu olduğunuzu, gerçekten sevmek nedir? Gerçekten sahip olma duygusuyla birine yaklaşmak ne kadar doğrudur? Birini özgür bıraktığında daha mı sana ait hisseder? Aslında vazgeçtiğin senindir cümlesi nasıl hayatımızda yer bulabilir, anlam bulabilir? Bunların hepsini sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda paramı ne kadar doğru harcıyorum? Paramla ilişkim nasıl? Masraflarımla ilgili ne kadar sağlıklı davranıyorum? Bunların hepsini yine akrep zamanında düşünüp tartıp sorgulayabilirsiniz. Ölüm ötesi, ölünce ne oluruz? Okült konular. Ölüm nedir? Bir bitiş midir? Yoksa yeni bir dönemin başlangıcı mıdır? İlahi, aslında ilahi ve okült arası konular. Yani gizemli, herkesin konuşmak istemeyeceği konular. Daha önce de bahsetmiştim. İşte bu Cadılar Bayramı vesaire, bunların 31 Ekim'e denk gelmesi, akrep dönemine denk gelmesi tesadüf değil. Bize aslında sen burada fanisin. Buradan gideceğin bambaşka bir alem var. Ölüm bir son değildir. Duygusunu ve düşüncelerini vermek için hazırlanmış şeyler bunlar. Eski, çok eskiye dayanan bayramlar, kutlamalar vesaire. Ama tabii ki her şeyin yozlaştığı gibi bunlar da yozlaşmış günümüzde. Ama aslında bizi doğanın öldüğü bu zamanda biraz daha içsel sorgulamaya yönlendiren bir dönem. Güneş'in akrep burcuna geçmesi peki burçları nasıl etkileyecek? Biraz da bundan bahsedelim. Bu arada 21 Kasım günü 23.39 civarı Güneş yay burcuna geçene kadar Güneş akrep burcunda olacak. Güneş akrep burcundayken çok doğasıyla bağdaşan bir yerde değil. Artık doğamıza biraz daha kontrolcülük, güç merakı, olayları kontrol etme, sahiplenme dürtümüzün artması gibi durumlar karışacak demektir. Biraz daha etrafımızı, eşi, dostu kontrol etme, çoluğu çocuğu kontrol etme duygusuyla hareket edebiliriz demektir. İşte dediğim gibi masrafları, ekonomiyi düşünmek, miras veya alacağımız paralar varsa bunlarla alakalı daha çok kafa yormak, sahip olma dürtümüzün daha çok artması, biraz daha içimize belki kasvet çökebilir bu arada. Hiç şaşırmayın. Eğer çok uykunuz gelmeye başlarsa, içinize bir kasvet çökerse, biraz daha kendinizi böyle dağılmış, hüzünlü, garip, sanki bir kötü bir şey olacakmış gibi hissederseniz bu hislerinizden korkmayın. Sonbahar döneminde ve özellikle akrep zamanında bunları hissetmeniz son derece normaldir. Kendinizi şöyle bir dinleyin bakalım. Ben daha önce de söylemiştim bir videoda. Bahara şu kadar kiloda, şu kadar güzellikte, şu kadar para biriktirmiş olarak, kendimle ilgili şu sorunlarımı aşmış olarak gireceğim gibi kararlar verip bunları uygulamaya geçirebilirsiniz. Akrep zamanında çok daha kararlı, istikrarlı olabiliriz. Akrep zamanında ne istediğinize karar verin. Tıpkı hatta şey diyeyim, ne istediğini bilmekte ve elde etmekte akrep gibi ol. Ne istediğinizi bilin ve onu elde etme konusunda geri adım atmamakla ilgili de kendinizden emin olun arkadaşlar. Ne istediğinize karar verin. Hep diyorum ya, kitabımda da yazdım, defalarca da anlattım. Bir şey ancak siz net olduğunuz zaman size geliyor. Bir şey %50, %70 istediğiniz zaman değil, %100 istediğiniz zaman size geliyor. İşte bu tam bir akrep enerjisidir. Bir şeyi %100 istemek ve onu elde etmek. Ben bugüne kadar bir kadının kapısında yatıp yıllarca babasından isteyip alan adamlarda hep akrep etkisi görmüşümdür. İstediği şeye kavuşan, hayatında bir sürü acı olmasına rağmen güçlü ve dimdik kalan insanlarda akrep etkisi görmüşümdür. Akrep burcu gerçekten güçle çok ilgili. Azimli, sebatkar, krizleri dönüştürebilen, kaosları başarıyla çözebilen bir burçtur. Tek hatası bazen farkında olmadan kendine krizleri çeker ve krizlerden beslenir.
Tüm bu saydığım özellikleri neden sayıyorum? Bu dönem siz de kendinizde böyle şeyler hissetmeye başlayabilirsiniz. Bir krizin içine çekilmek, bir krizi çözmek zorunda kalmak. İşte bu bizim zaten ne kadar güçlü ve ne kadar insan olduğumuzu ortaya çıkaracak olandır. Bir krizi ne kadar güzel yönetebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Evet, şimdi koç ve yükselen koçlar bu dönemde ne yapacak diye bakacak olursak, Güneş Akrep Burcu'na geçtikten sonra zaten Boğa Burcu'nda bir dolunay ve Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu etkiler koç ve yükselen koçun parasal konularla ilgili hem şansının arttığını hem parasal konularla ilgili daha çok kafa yoracağını ve gelirlerini arttırmakla ilgili çözümler bulacağını. Varsa eğer beklediği miraslar, açmış olduğu davalar, haklı kazançlarını almak için yapmış olduğu mücadeleler, eşinden ya da ortağından beklediği paralar, nafaka, miras, burs, prim, bono, tahvil, ekstra gelirlerle ilgili bir çabası varsa koç ve yükselen koçların bununla ilgili başarılı olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ufak tefek operasyonlar, sağlığını daha iyileştirmek için yapılabilecek mini belki ameliyatlar gündeme gelebilir. Hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin. Koç ve yükselen koçlar bu süreçte gerçekten ölüm ötesi okült konulara biraz daha merak sarabilir. Biraz daha böyle daha karizmatik tarz benimseyebilir. Tarzında biraz daha seksi, çekici, cazibeli bir oluşum içerisine girebilir. Kendini böyle bir imaj yeniliğiyle ortaya koyabilir. Koç ve yükselen koçlar gelirlerini arttırmak ve parasal konularla ilgili bu süreçte son derece şanslı olacaklar diyebiliriz. Boğa ve yükselen boğanın konusu genel olarak ve en önemli, en mühim biçimde ilişkiler olacak. Birazcık buraya sağlık ve iş konuları da karışacak. Güneş Akrep Burcu'nda seyrederken Merkür'ün, retro Merkür'ün terazi burcuna gerilemesi ve zaten hali hazırda Ekim ayında başlayan iş ve sağlık sorunlarını çözümlemeye başlayacak. Güneş Akrep sürecinde aynı zamanda bu kişiyle evlenebilir miyim? Bununla hayatımı kurabilir miyim? Tamam mıyım, devam mıyım? Veya bu kişiyle ayrılmalı mıyım? Evlilikleri ve ikili ilişkileriyle ilgili önemli kararlar verdiği ve belki de birileriyle nikah masasına oturacağı, evleneceği bir dönem olacak. Birçok akrebin hayatına yeni bir partner dahil olabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir. Özellikle Kasım ayının ortasında, tam tarihi söyleyeyim bir saniye, 15 Kasım'da saat 08.07'de gerçekleşecek olan Akrep yeni ayı ve devamında yepyeni bir ilişkiye başlayabilir, aşk hayatı boğa burçlarının canlanabilir veya ilişkilerinde önemli kararlar verebilirler. Bu arada iş ve sağlık sorunlarını da çözecekler bu süreçte. İkizler ve yükselen ikizlerin 6. evi burası. 6. ev nedir? Yine iş, sağlık, varsa evcil hayvanlar, yanımızda çalışanlar, birlikte çalıştıklarımız ve çalışma arkadaşlarımızdır. İkizler ve yükselen ikizler bu süreçte, yani 21 Kasım'a kadar, İş ve sağlık sorunları varsa bunları çözecekler. Eğer sağlıklarına dikkat etmiyorlarsa bir takım check-up'lardan geçebilirler, tahliller yaptırabilirler, bir perhize, diyete veya yeni bir spor aktivitesine başlayabilirler, spor yapmaya başlayabilirler. İkizler Burcu biraz daha sağlığını iyileştirme odaklı olabilir. Ayrıca Akrep Burcu genital bölge rahatsızlıklarını çok anlattığından dolayı ikizler ve yükselen ikizler için genital bölge rahatsızlıkları güçlü bir biçimde ortaya çıkabilir ya da sebebi bilinmeyen uzun süren sistitler ve benzeri problemler yaşayabilirler demek. Biraz daha genital bölge sağlığınıza ve genel sağlığınıza dikkat etmelisiniz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Aynı zamanda birçoğunuzun iş bulacağı, iş kuracağı, iş hayatında güzel gelişmeler yaşayacağı, canlandırmalar yaşayacağı, işinde başarı elde edeceği bir süreç olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Evcil bir hayvan edinmek isteyebilirsiniz. Evinizde diyorum, iş yerinizde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. İş yükünüz artabilir, eve iş getirecek duruma gelebilirsiniz. Ama iş hayatınızda başarılı bir süreç olacağını, odaklanıp, konsantre olup işinizde başarı elde edebileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca aşk hayatınızdan veya çocuklarla ilgili sorunlardan, Ekim ayından kalanları da bu süreçte çözebilirsiniz gibi görünüyor sevgili ikizler. Evet, yengeç ve yükselen yengeçlere gelecek olursak, burası sizin aşk eviniz. Aşk hayatınızda geniş bir böyle projeksiyon tutuluyor gökyüzü tarafından. Seviyor muyum? Seviliyor muyum? Aldanıyor muyum? Ne yaşıyorum? Gerçekten kimi seviyorum? Hayatımda biri var mı? Varsa nasıl gidiyor? Hayatımda biri yoksa neden olmuyor? Aşk hayatınıza ilişkin bir sürü sorunun cevabını bu süreçte bulabilirsiniz. Birçoğunuz aşık olabilirsiniz. Özellikle
Dediğim gibi 15 Kasım'daki Akrep yeni ayıyla beraber birçoğunuz yepyeni bir aşka yelken açabilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Birçoğunuz bu süreçte hamilelik ve bebek haberleri alabilirsiniz. Baba olacağınızın ya da anne olacağınızın sevincini yaşayabilirsiniz. Neden? Çünkü 5. ev aynı zamanda çocuklarımızı da anlatır. Birçoğunuzun yepyeni bir aşk ilişkisine adım attığı, birçoğunuzun imaj yenileyip sahneye pırıl pırıl parlayarak çıktığı, güzelliğiyle insanları büyülediği ya da yakışıklılığıyla insanları büyülediği, cazibenizin çok arttığı, aşk ve cinsel yaşamınızın parladığı, aynı zamanda çocuk sahibi olmakla ilgili güzel fikirlerinizin olduğu bir süreç olacak. Ve güzel haberlerinizin tabii. Aynı zamanda genel şansınızın arttığı bir dönem olacak. Biraz daha böyle aşkta cesur, hayatta cesur, sahnede cesur olacağınız bir süreçte olacaksınız sevgili yengeçler. Aynı zamanda Ekim ayından beri süregelen ev, emlak konularıyla ilgili de güzel gelişmeler yaşanabilir. Bozulan, Ekim ayında bozulan ne varsa Güneş'in Akrep Burcu seyrinde, Merkür'ün de düzelmesiyle beraber her şey evde, yuvada, ailede, ilişkilerde düzelmeye başlayacaktır sevgili yengeçler. Evet, Aslan ve Yükselen Aslanlara gelecek olursak Güneş'in Akrep Burcu'nda seyretmesi sizin için ev, yuva, aile ve kariyeri ilişkin konularda netleşmek demek ve desteklenmek demektir. Güneş 4. evinizdeyken yepyeni bir ev bulabilir, ev taşıyabilir, tadilat tamirat meselelerini halledebilir, şehir değiştirebilir, yer değiştirebilir. Kısaca nerede yaşıyorum, konum neresi, ev neresi konularının netleştiği zamanlardır. Aynı zamanda babanız, aile büyükleriniz veya aile içinde bir sorununuz varsa bunun da gündeme geldiği, netleştiği, ortaya çıktığı ve çözüldüğü bir süreç olabilir. Odağınız biraz daha evinizde, yuvanızda, hanenizde ve ailenizde olacaktır. Aynı zamanda bazılarınız kariyeriniz ve sorumluluklarınızla ilgili de bu süreçte koşturup çaba sarf edebilirsiniz. Konu babadır, ailedir, yuvadır dediğim gibi. Ekim ayından süregelen hukuki konular, iletişim sorunları, kardeşlerle ilgili çatışmalar, yakın çevrede problemler varsa bunlar da bu süreçte çözülecektir sevgili aslanlar. Başak ve yükselen başaklara gelecek olursak 3. evinizde Güneş seyahat ediyor olacak 21 Kasım'a kadar. Bu ne demek? Kardeşlerim, yakın çevrem, akrabalarım, komşularım, en yakınımda olanlar. Aynı zamanda konuşma biçimim, düşünce biçimim, düşünce ve söylemlerim. Düşünce ve söylemlerinizde daha konsantre, daha etkili, daha başarılı olabilirsiniz. Bu süreçte ortaya bir kitap çıkarmak, bir yazıyla, sözlü bir konuyla, sosyal medya, internet konularıyla gündeme gelmek, reklam yapmak, kendinizi tanıtmak, isminizi duyurmak, hatta ünlenmek bile mümkün olabilir. Aynı zamanda dediğim gibi odağınız kardeşleriniz ve en yakınlarınız olacaktır. Kısa kısa seyahatler, kısa kısa geziler, varsa arabanızın bakımı, elektronik cihazlarınızın yenilenmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir sevgili başaklar. Bu süreçte odağınız en yakınınızda ne varsa onlar olacak ve kafanız daha böyle ışıl ışıl parlayacak, daha güzel fikirler üreteceksiniz. Belki eğitimlerle ya da seyahatlerle kendinizi geliştirme, kurslarla kendinizi geliştirme fırsatı da bulabilirsiniz sevgili başaklar. Aynı zamanda Ekim ayından beri süregelen parasal sorunların, para yetiştiremiyorum, parasız kaldım mevzularının da bir parça çözüleceği bir dönem olacak. Yakın çevrenizden de bu anlamda destekler görebilirsiniz sevgili başaklar. Evet, teraziye yükselen teraziler, Akrep Burcu sizin para alanınızı yönetir. Güneş'in bu alana yerleşmesi parasal konularla ilgili daha odaklı olacağınızı, daha çok kafaya parayı takacağınızı, bu konuya odaklanıp bu konuyla ilgili çözümler bulabileceğinizi, para anlamında elinizin güçleneceğini, özellikle 15 Kasım'daki Akrep yeni ayıyla beraber elinize çok güzel para fırsatları, bolluk, bereket fırsatlarının geçeceğini anlatıyor. Aynı zamanda Ekim ayından beri süregelen ilişki sorunları, kavgalar, tartışmalar, sürtüşmelerin de bu süreçte ufak ufak düzeleceğini, özellikle Mars retrosunun bittiği 14 Kasım ve sonrası, aslında 13, 14, 15 Kasım biraz bu anlamda riskli. 15 Kasım'dan sonra artık biraz daha Mars'ın kafası da yerine geldikten sonra Ekim ayı içerisinde yaşamış olduğunuz tüm sorunlar, krizler ve problemlerle ilgili kendinize geleceğinizi, rahatlayacağınızı, keyfinizin yerine geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili teraziler. Ne olacak dedik? Parasal konularda eliniz güçlenecek ve bu süreçte ilişkilerinizde yaşamış olduğunuz o travmatik zorlu durumları çözeceksiniz ve kendinizi daha güçlü bir biçimde ortaya koyacaksınız demektir. Evet, Akrep ve yükselen akrepler, Güneş sizin burcunuzda. Güneş burcunuza yerleştiği zaman, eğer Güneş burcunuz akrepse ne demek bu? Doğum gününüz geldi demek. Yeni güneş dönüşü döneminiz başladı demek. Yani yepyeni bir sayfa daha açtınız hayatınızda demek. Doğum gününüz kutlu olsun. Yükseleniniz akrepse güneş birinci evinizde demek.
Ay burcunuz akrepse ay güneş kavuşumu yaşıyorsunuz demek. Ne demektir bunlar sırasıyla diye baktığımızda burcu akrep olanlar, yani size birisi burcun ne dediğinde, eğer benim burcum akrep diyorsanız bu süreçte bir kere yepyeni bir sayfa açacağınız, evet, hayatınızla ilgili önemli radikal kararlar alabileceğiniz, daha çok göze görünür hale gelebileceğiniz, daha çok parlayabileceğiniz, daha odak olacağınız ve odağınızı da hayatınızla ilgili önemli konulara projekte edeceğiniz bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Hayatınızda eril figürler, baba ya da eş gibi, patron gibi figürler biraz daha ön plana çıkacaktır ve önemli kararlar alacaksınızdır kendinizle ilgili. Yükseleniniz akrepse, güneş birinci evinizde, bu sizin parlamanız, ışıldamanız, daha çok kendinizi ön plana çıkarabilmeniz ve odağınızın imajınız olması demek. Saçınızda, başınızda, kılınızda, kıyafetinizde yenilikler yapabilir, parlayarak kendinizi daha çok ortaya koyabilirsiniz demek. Eğer ayınız akrepte ise biraz daha ilişkilere odaklı olacağınız, ailenize, ebeveynlerinize, birebir kimlerle çok yakınsanız onlarla daha iyi ilişkiler içinde olacağınız ve biraz daha duygusal anlamda kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir sürece girdiniz demek. Totalde akrep ve yükselen akrep olanların, yani kısaca kendisinde bolca akrep etkisi bulunanların bu süreçte biraz daha kendilerini ortaya koyma fırsatı bulacağını, biraz daha parlama fırsatı bulacağını, odaklarını önemli konulara, hayatlarının temelini oluşturan önemli konulara odaklayacaklarını ve bu konularda konsantre olup önemli neticeler, güzel neticeler alabileceklerini de söyleyebiliriz. 15 Kasım'daki Akrep yeni ayı ve Mars'ın da düzelmiş olmasıyla beraber hayatınızda yepyeni başlangıçlar, yepyeni olaylarla, fikirlerle, ne bileyim, bir şirket kurarsınız, bir iş başlatırsınız, bir evlilik ya da ilişkiye başlarsınız. Yepyeni güzel yeniliklerle kendinizi ortaya koyacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz de 2018 Mayıs'ından sonra Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber tıpkı Boğa ve yükselen Boğalar gibi değişmeye ve gelişmeye başladınız. Odağınız değişmeye başladı. Hayata başka bir gözle bakmaya başladınız. Şifacı kimliğiniz veya işte her şeyi hisseden o sezgisel tarafınız çok daha ön plana çıkmaya başladı. Bu sezon özellikle hayata, dünyaya ve olaylara çok daha derin gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Bu doğum gününüz artık Jüpiter ve Satürn'de yavaş yavaş dost burcunuz Oğlağı terk etmeden önceki önemli bir dönem olduğu için ve karmik olarak hesaplaşmaların, karma hesaplaşmalarının döndüğü bir dönem olduğu için sizin için bu doğum gününüz, bu Kasım, bu Güneş Akrep süreci son derece önemli sevgili akrepler. Çünkü artık 2020 biterken siz hayata çok daha derin gözlerle bakan, zaten derinsiniz ama bunun üzerine sezgilerinizin daha çok güçlendiğini, aklınızın çok daha iyi çalıştığını, kime ne kadar prim vereceğinizi her zamankinden daha çok öğreneceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 2020 yılında öğrendiklerinizi hiç unutmayın. Aslında son 3 yılda öğrendiklerinizi hiç unutmayın. Neye ne kadar bağlanmanız gerektiğini, neye de ne kadar derinleşmeniz gerektiğini, üslubunuzda kime ne kadar net, sert ya da yumuşak olmanız gerektiğini her zamankinden daha güzel bir biçimde öğrendiniz. Güneş Akrep burcundayken bu süreçte hayatınızla ilgili çok kalıcı, çok net, çok güzel başlangıçlar yapabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hem aşkta, hem özel hayatınızda, hem de iş hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz sevgili akrepler. Evet, biraz uzattım ama hak ettiler, onların doğum gününe de olsa. Evet, yay ve yükselen yaylara gelecek olursak, güneş 12. evinizde. Şimdi kızmayın sevgili yaylar, güneşin 12. evde olması demek, şöyle düşünün, arkamda bir güneş var, bir ışık var ya da bir olay var ama ben bu tarafa bakıyorum. Arkamda bir şeyler oluyor ama ben görmüyorum demek. Bu hep söylüyorum, 12. ev mala fortuna, çok iyi şans getirmeyen, biraz negatif çalışan bir evdir. Peki bu nasıl olumlu olumsuz neler olabilir diye baktığımızda, olumsuz olarak bakarsak, önce olumsuzları söyleyeyim. Dedikodular, gizli düşmanlıklar, arkadan dönen oyunlar, dolaplar, dümenler, birilerinin sizin arkanızdan size hıyanet etmesi, hıyanet, ihanet etmesi, canınızı sıkacak şeyler yapması söz konusu olabilir. İnşallah böyle şeyler olmaz ama genelde oluyor. Gizli bir ilişki, birine platonik olarak aşık olmak, birinden zarar görmek veya kafanızda birine çok aşık olup çok sevip için için kendinizi üzmek, bilinçaltı, olumlu anlamda baktığımızda ise bilinçaltı, okült konular, manevi konular, daha spiritüel konulara odaklanmak, biraz daha hayata derin gözlerle bakmak, biraz geri çekilip sahneden dinlenmeye geçmek, gerçekten sağlığınıza önem verip dinlenmeniz ve kendinizi birazcık geri çekmeniz gereken bir süreçte olacaksınız sevgili yaylar. Bence gerçekten 21 Kasım'a güneş sizin burcunuza geçene kadar
Lütfen şöyle biraz geri çekilin ve insanları gözlemlemeye alın. Kendinizi, bedeninizi, ruhunuzu gözlemlemeye alın. Bu süreçte çok uykusuz kalabilirsiniz. Eve iş getirebilirsiniz. Deli gibi çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Geceleriniz gündüz gibi uykusuz geçebilir sevgili yaylar. Bunu da getirebilir çünkü bu etki. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Böyle zamanlarda maalesef sinsi ilerleyen hastalıklar da olabiliyor. Herkes için değil arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Ama yine de sağlığınızı şöyle bir nabzınıza, tansiyonunuza, şekerinize, kan değerlerinize baktırmanızı tavsiye ederim sevgili yaylar. Bu süreçte arkadaşlık ve dostluk anlamında bozulan ne varsa hepsinin yavaş yavaş düzeldiğini de rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Oğlak ve yükselen oğlakların dostluk alanına yerleşiyor. Umutlar, idealler, dilekler, dostluklar, sosyal çevre, organizasyonlar, düğünler, davetler ve böyle başka insanlarla kucaklaştığımız bir alan olan 11. evinize yerleşiyor Güneş. Arkadaşlıklar, dostluklar ön plana çıkmaya başlıyor. Ekim ayı içerisinde bozulan arkadaşlık, dostluk ilişkileriniz ya da kariyerinizle, iş yaşamınızla ilgili sorunlar bu süreçte güzel bir şekilde düzelmeye başlayacaktır. Yeni dostlar edinebilirsiniz. Sağlam ve kalıcı arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızın, dostlarınızın düğünlerine, derneklerine, davetlerine katılabilirsiniz. Sosyal çevrede, organizasyonlar içerisinde boy gösterebilirsiniz. Kendinizi daha çok gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Daha çok ışıldayacağınız, parlayacağınız, hayallerinize, dileklerinize ulaşmak için yol ve yöntemler arayacağınız ve bu yol yöntemleri bulma şansına da sahip olacağınız bir süreçte olacaksınız. Dilekler, hayaller, umutlar ve bunlarla ilgili olumlu gelişmeler, olumlu neticeler olacak diyebiliriz ve dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden de maksimum düzeyde destek alacağınız, bazılarında aşk hayatıyla ilgili olumlu haberler alacağı, bazılarında çocuk, bebek haberleri alıp sevineceği, bazılarınızın da çocuklarının geleceğini ilgilendiren konularda güzel gelişmeler yaşayacağı bir süreç olabilir sevgili oğlaklar. Kova ve yükselen kovalar için konu kariyer, sorumluluklar, toplumda edindiğimiz yer ve statümüz. Evet, kariyerinizle alakalı konularda daha çok odaklanacaksınız. Korkunç bir konsantrasyonla, korkunç diyorum iyi bir anlamda söylüyorum. Müthiş bir konsantrasyonla, çok detaya girerek kariyer yaşamınızla ilgili birçok sorunu kökünden halledebilirsiniz. Özellikle Mars'ın da düzelmesini bekleyin. 15-16 Kasım'dan itibaren yepyeni bir kariyer planı, yepyeni bir iş planı, yepyeni bir iş ortaklığı, yepyeni bir hayat düzeniyle sahnelere dönebilirsiniz. Parlayacağınız, isminizi duyuracağınız, başarılarınızla anılacağınız bir dönem olabilir sevgili kovalar. Kariyer yaşamınızda güzel başarılar bekliyor sizi. Özellikle Ekim ayı içerisinde ertelenen seyahat planları, uluslararası iş ve ilişkilerde yaşanan aksaklıklar, pasaport vize işlemleriyle ilgili sorunlar, uzak yerlerle bağlantılı krizler, hukuki konular veya eğitimlerle alakalı sorunların hepsinin bu süreçte düzeldiğini ve lehinize döndüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, kariyer yaşamınızda güzel gelişmeler olacak, kendinizi çok daha güzel bir şekilde ifade edeceksiniz, toplumda güzel bir yer edinme veya bir işin parçası olma fırsatınız olacaktır sevgili kovalar. Sorumluluklarınızla ilgili de daha net, daha kalıcı çözümler bulacağınızı söyleyebiliriz. Eğer evdeyim ben, çalışmıyorum diyorsanız aile düzeniniz, aile büyükleriniz, sorumluluklarınızla ilgili çok daha netleşip güzel çözümler üreteceğinizi söyleyebiliriz. Balık ve yükselen balıklara gelecek olursak 9. evinizde Güneş var. Bu çok güzel, ilahi bir alandır. Öncelikle umutlarınız biraz daha yeşerir, ilahiye olan inancınız biraz daha perçinler, Allah'a olan inancınız veya ibadet etme ihtiyacınız biraz daha artar, ilahi akışa güvenme konusunda biraz daha rahatlarsınız. Dini, ilahi, manevi, astroloji konularında, felsefi konularda biraz daha derinleşme, derin bilgilere vakıf olma fırsatı bulabilirsiniz. Bir üniversiteye, bir okula kabul edilebilirsiniz ya da yepyeni bir eğitime başlayıp hayatınızı değiştirme, fikrinizi, vizyonunuzu değiştirme, genişletme fırsatı bulabilirsiniz. Bir hukuki sürece dahil olabilirsiniz veya bir hukuki süreçle ilgili başarı elde edebilirsiniz. Bolca seyahat edebilirsiniz. Bu gez ya kulum denmesidir. Bol bol gezebilirsiniz. Özellikle 15-16 Kasım'la beraber, Akrep yeni ayıyla beraber bir sürü yolculuk fırsatı, uzak yerlerle bağlantılı işler yapma, uluslararası iş ve ilişkilerde başarı elde etme fırsatınız olabilir. Ayrıca Ekim ayı içerisinde size kriz çıkaran parasal sorunlar, para eksikliği, parasal konularla ilgili kendinizi eksik hissetmek veya borçlandığınız konuları çözmekle ilgili de bu süreçte destekleniyor olacaksınız. Akrep sizin dost burcunuz ve halihazırda Jüpiter ve Plüton'la da
ve Satürn'le de çok güzel açılar yapacak Güneş. Bu süreçte yepyeni bir aşk ilişkisine başlamak, hem duygusal yaşantınızla ilgili, hem de iş yaşantınızla ilgili, hem de geleceğinizi ilgilendiren konularla ilgili Güneş'in Akrep Burcu döneminde destekleneceğinizi ve parasal krizlerinize çözüm bulacağınızı söyleyebiliriz. Ama toplamda diyorum ya, 7 Ocağı kadar siz balıklar parasal durumlarla ilgili biraz daha temkinli olmalısınız. Ama dediğim gibi bu süreçte iyileştirici güzel destekleriniz de olacak. Evet, Güneş Akrep Burcu'ndayken cinsel sağlığınıza dikkat edin. Cinsellik hakkında daha çok şey öğrenin. Kendinizi bu anlamda geliştirin. Karizmanızı daha çok arttırmanın yollarını arayın. Çekiciliğinizi arttırmanın yollarını arayın. Aynı zamanda sağlığınıza, özellikle genital bölge, yumurtalık ve kasıklarınızla ilgili, kadın olun ya da erkek olun fark etmez, biraz daha fazla özen gösterin. Mesela ne zamandır bir üroloğa ya da bir jinekoloğa gitmiyorsanız, bu süreçte gidip cinsel sağlığınız ya da genital bölgenizin sağlığı ile ilgili, rahminizin, yumurtalıklarınızın sağlığı ile ilgili çözümler bulabilir veya varsa bir sorununuz, bunu daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar her şeyin, hani var diyorlar ya, terazi ver, tartı var. Terazi var, tartı var. Her şeyin bir vakti var. Evet, biz de ne için buradayız? Her şeyin vaktini söylemek için. Şimdi de bunların vakti, bunları yapmanın zamanı. Biraz daha bu konularla ilgilenebilirsiniz. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Hepimizin hayatında yakınlarını kaybettiğimiz doğrudur. Hepimizin vardır. Dedelerimizi, ninelerimizi veya bazılarımız ebeveynlerimizi, bazılarımız çok daha yakın gördüklerimizi kaybetmişizdir. Bu süreçte ölmüşlerinizi hatırlamayı ihmal etmeyin. Ölen yakınlarınız için dualar okutun, seremoniler kendi dininize ve inancınıza göre tatlılar yapıp dağıtın. Onları unutmadığınızı hatırlatın. Çünkü ölen hiçbir şey yok olmuyor ve enerjisi bizimle, sevgiyle kalmaya devam ediyor. Eğer varsa dargın olarak sizi bırakıp bu dünyadan göçmüş yakınlarınız, onlara da sevginizi iletmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Ölmüşlerinizi, geçmişlerinizi bu süreçte daha çok anın. İnanın bunun size sayısız hediyeleri olacak. Bileceksiniz, göreceksiniz ve diyeceksiniz ki evet, kadın demişti. Ölmüşlerinizi anmanın, onları onurlandırmanın, onların ruhlarına seni unutmadım. Evet, belki yoksun ama biliyorum enerjin bizimle demenin en güzel vaktidir. Evet, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Bu söz böyle değilse çok gülerim ha. Hepinize mutlu bir Kasım ayı ve Güneş Akrep süreci diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada bolca şikayet ediyorsunuz. Şikayet edenleri vallahi kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir emek var. Efendim reklam oluyor, o oluyor. Tabii ki olacak. Çünkü burada kalmanın, YouTube'un kullanım koşulları bunlar. Burada kalmanın, burada desteklenmenin, burada benim videolarımın dönmesinin bir bedeli var. Ve bu karşılıklı bir alma verme dengesi. Alma verme dengesine saygı duymamız lazım. Ben YouTube'a, YouTube bana, siz de hem YouTube'a hem bana saygı gösterirseniz, alma verme dengemizi korursanız, izlediğiniz videoları beğenerek ya da bana abone olarak desteklerseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Siz de başka işlerinizde başka insanlar tarafından desteklenirsiniz. Bu hayat böyledir. Verdiğinizi alırsınız. Başkasına bir zarar verdiğinizde belki o size zarar vermez ama bambaşka bir yerden o zararı görürsünüz. Ya da başkasına bir iyilik yaptığınızda o insan belki dönüp o iyiliğin karşılığını size veremez. O yüce gönüllülüğe sahip değildir ama Allah size bambaşka yerden o iyiliği, o kapıyı açar arkadaşlar. Bunların hepsi ilahi evrensel kurallar. Zaten yaşamın içinde görüyoruz, yaşıyoruz. Olgunlaştıkça hepsini daha net bir biçimde görüyoruz. Evet, beğenenden de beğenmeyenden de ben razıyım, sorun değil ama kötü sözler yazmadan giderseniz çok daha sevinirim. Beğeniyorsanız da gerekenleri biliyorsunuz. Hepinize çok mutlu bir sene sonu, çok mutlu bir sonbahar, çok farkındalıklı bir Kasım ve Güneş Akrep süreci diliyorum. Sevgiler, saygılar.